İnşallah, inşallah. İnşallah. En iyi yerlere İnşallah. Tekrar en iyi yerlere gelmeni diliyorum inşallah. Çünkü sende hem o yetenek hem inanılmaz bir oyun zekan var zaten. Bunu söylemeye gerek yok. Oynadığın yerler belli. Söyleyecek bir şeyim yok. Yolun açık olur. İnşallah çok çok daha yerlere gelirsin. Seni severek izleyeceğiz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki, Arda Turan'a, Arda Turan'ın oynadığı en iyi 11'de sorduk. Onu sormazsak olmazdı. Çünkü İspanya'da en üst düzeyde çok iyi yerleri görmüş bir isim olarak. Arda'nın 11'i de gelecek şimdi ekrana. Ardından Arda Turan neler söyleyecek? Tabii muazzam isimlerle oynadı. Hepsi Tabii. dünya yıldızı, hepsi dünya starı. Çok iyi yedeklerim var. Efendim? O takıma çok da iyi yedeklerim var yani. 11'de oynatmak Arda istiyor. Sayarsa zaten şimdi tahmin edemiyorum zaten kimler var. Ben şöyle sıralayayım. Courtois, Pique, Godin, Felipe, Dani Alves, Iniesta, Koke, David Villa, Neymar, Falcao ve Messi. Yedek kulübesinde kimler var onu düşünemiyorum bile. Ben çok merak ediyorum. Yedek kimi yazdın? Var mı kafanda Arda? Yedek Burak'a yazdım. Tamam. Costa'yı yazdım, Diego Costa'yı. Tamam. Rakitic'i yazdım. Emre abiyi yazdım. Belezoğlu. Bir de bizim Thiago'yu yazdım. Atletico Madrid'de orta sahamız vardı, ön libero. Çok iyi oyuncuydu. Puan Fıran'ı da bek olarak alırsak herhalde 18'i tamamlamış oluyoruz. Bu kadro inanılmaz zaten Arda. İlk yazdığın kadro zaten. Arda olarak da Terşiçeğen, yedek kaleci de Terşiçeğen'le Oblak arasında gidip geldim. Türkiye'de de çok iyi kaleciler vardı. Rüştü abiye de buradan geçmiş olsun diyeyim. Hem Göksel abiye, Fatih Hoca'ya, Abdurrahim abiye hepsine. Geçmiş olsun buradan. Kim varsa spor camiasında da hepsi yıllarca beraber oynadık, çalıştık. Hepsinin bize dokunmuştu. Bizim onlara oyuncu olarak hizmet etmişliğimiz var. O yüzden hepsinin gönlümüzde yerleri ayrı. Bir an önce inşallah toparlanırlar. Ama benim 11'im fena değil diye düşünüyorum. Muazzam 11 var. İnanılmaz. Bence şey değil. Böyle bir kadro yok zaten. Arda bu takımın teknik direktörü kim? Simeone olur abi. Simeone. Simeone'yi de teknik direktöre yazdım. Peki. Abi şimdi teknik direktör yoksa Fatih Hoca var. Luis Enrique var. Rijkaard var. Simeone var. Hiddink var. Yani var da var. Say daha var aklıma gelmiyor. O yüzden hoca da yani en çok kupa kazandığım hocayı sayayım. Simeone olsun. Peki Arda sana bir şey daha sorayım. Şu oyuncularla oynamak yani bu yaptığın ilk 11'de oynamak nasıl bir duygu? Nasıl bir his? Çünkü hepsine tek tek bakıyorsun. Orada bir tane isim var mesela, iki tane. Şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Bu oyuncular gerçekten çok büyük oyuncular. Çok yetenekli oyuncular. Ama bu oyuncuların hepsinde gördüğüm birinci kural, futbolun temel kurallarına hep uydular. Yani pozisyonlarına bağlı kaldılar. Taktiğe bağlı kaldılar. Maçın önemine göre hareket ettiler. İşlerini ciddiye aldılar. Yani evet, bu oyuncular çok yetenekli. Ama bu oyuncuların yeteneklerinden çok daha öte davranışlar gördüm hepsinde. Saha içi davranışlar. Bana da örnek oldukları zamanlar oldu. Benim de onlara örnek olduğum veya liderlik birbirimize yaptığımız dönemler oldu. O yüzden oyuncuların yeteneklerinden çok bakmamız gereken başka şeyleri var diye düşünüyorum. Çok yani disiplinler bugün, yani. Yani tabii dersi. Bugün Diego Godin'in kazanma azmi, mücadele azmi, Juan Fran'ın, Felipe'nin, Dani Alves'in ciddiyeti, Messi'nin her zaman kazanma arzusu, Iniesta'nın sağ görüşü, oyun görüşü, ona rağmen pozisyonundan hiçbir zaman ayrılması. Bunlar çok özel oyuncular. Ben David Villa'yı hayatımda gördüğüm en yetenekli, en özel oyunculardan biridir. Takım içi karakter olarak da. Hepsinden çok şey öğrendim. Çok şeyler kattılar. Biliyorum ki ben de onlara çok şeyler katmışımdır. Çünkü beraber çok güzel şeyler kazandık. Ama dediğim gibi yeteneklerinden önce asıl futbolun temel kuralları, bence bizim ülkemizde de bakmamız gereken şey futbolun temel kuralları olduğunu düşünüyorum. Doğru. Peki Arda, ekip içinde çok tartıştığımız bir mesele var. Yani spor servisinde bu konu hep tartışmanın birinci maddesi oldu. Arda Turan'ın kendisi açısından en güzel, en formda, en verimli günleri Atletico Madrid günleri miydi, Barcelona günleri miydi? Açıkçası Neymar olimpiyattayken Barcelona'da oynadığım dönem çok etkiliydim. Yani aslında performans olarak en üst seviyeye o zaman çıkmıştım, gol asist olarak. Ama yani roller farklıydı. Şimdi Barcelona'da yardımcı oyuncu rolü, Atletico Madrid'de yani çok etkiliydi. Ama bence en etkili dönemler Hiddink'in milli takımdaki bir dönemiyle Fatih Hoca'nın 2016'ya gidiş dönemindeki etkili dönemlerim. Onlar çok daha farklıydı performans olarak diye düşünüyorum. Arda Turan... Bu arada 2008'deki mesela o benim için beni çok önemli yapan olduğu maçları izledim de açıkçası futbolun temel kurallarından ne kadar uzakmışım yani. Top rakipte, taç çizgisinin oralardayım falan.
Hiç zor düzgün defans yapmıyorum. Nerede pozisyon alacağımı bilmiyorum. Zaman tecrübe ne kadar insanı değiştirdiğini gördüm. Bana da ders gibi oluyor maçlar bazen. 2008'de İsviçre maçı var ki senin golün sayesinde biz o gruptan çıktık. Ya o maçın ikinci yarısına bak veya maçın geneline baksan gol, yani goller çok iyi oynamışım toplayken ama topsuz oyunda çok eksiğim yani. Peki biz Türk futbolcuların galiba o mentalitesini, futbol mentalitesini biraz zor yukarıya taşıyoruz. Arda Turan için kırılma noktası neydi? Atletico Madrid miydi? Diego Simeone miydi? Barcelona mıydı? Ya şöyle bir şey var. Şimdi birçok hayatımda kırılma noktası vardı. Geres Milodobolistan maçında oynadım. Bir hafta sonra milli takımda ilk 11 oynadım. Yani şimdi burada da çok büyük bir kırılma noktası var. Yani 3 ay önce Manisa'dan gelmiş kiralık bir oyuncuyken bir anda bir kırılma noktası. Sonra 2008'e gittik. 2008'deki İsviçre maçı yine bir kırılma noktası. Sonra işte Galatasaray'dan ayrılıp Atletico Madrid'e gitmem. Çünkü Galatasaray'da çok rahat ve kendimi çok özgüvenli hissettiğim, takımın 10 numarası, kaptanı olduğum bir dönemde böyle bir risk almak da cesaret isterdi. Yani bir kırılma noktası dersek olmaz ama hayatımda 4-5 tane önemli kırılma noktaları vardı. Peki o İsviçre maçındaki efsane golünü bir hatırlayalım. İzleyicilerimiz de hatırlasınlar. Hep beraber anlatın. Tuncay abinin çok payı var orada. Tuncay'ın emeği de çok büyük. Bir izleyelim o golü. Ömer abi yorumlarken diyor ki işte ilk kez teke tek yakaladı diyor zaten. Arda Turan teke tek de yakaladı mı geçmiş olsun. Yani onun çok zor bir maçtı o gün. İsviçre çok az boş alan bırakıyordu. Yağmur da bizi çok yormuştu. Hatırlıyorum o gün çok zorlu bir maçtı. Çok zorlu bir mücadeleydi yani. Peki sevgili Emre çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Evladını Allah analı babalı uzun ömür nasip etsin. Yeni yavrunuz da inşallah sağlıklı, sıhhatli doğar. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İnşallah. Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar. Herkese geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum hastalarımıza. Çok teşekkür ederiz sevgili Arda. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Arda Turan'la da konuşma fırsatımız oldu ki tabii muazzam kariyer. Yani beraber oynadığı en iyi 11'i gördün herhalde. Herhangi uluslararası bir futbolcu zaten. İçin. Evet. Bir tarafta Messi, bir tarafta Neymar. Evet. Ve de hani Arda o kadronun içinde sürekli oynuyor. Hatta yanılmıyorsam girmeden de seninle konuştuk. İki defa mı, üç defa mı hat-trick yaptı galiba. Barcelona'da bakıldığı zaman üç defa mı? Aklım ya kupalarda da yaptı, ligde de yaptı yanılmıyorsam ama muazzam işler yaptı Arda Barcelona'da. O hatırlattığı dönem var ya sevgili Mehmet. Evet. Yani Neymar'ın olmadığı dönemde. Evet, evet, evet. Arda Turan muazzam sahne almıştı. Ve yani hani Neymar'ın yokluğunu hissettirmemek değil belki bir adım üstü bile vardı ki çok o kaliteye her zaman oyuncu kalitesine, tekniğine, taktiğine her zaman yeteneğine her zaman sahip bir oyuncuydu. Özledik. Yani çok hani özledik. Biraz önce söyledim ya gerçekten Arda'yı sahada ama kendi biraz önce bir şey söyledi. En önemli şeylerden bir tanesi oydu. Sezon başı kampı hiç geçirmedi Arda. Evet. Sezon başı bir oyuncu için çok önemli bir şey. Sezon başı kampı geçirdikten sonra ben Arda'nın tekrar aynı seviyeye geleceğini düşünüyorum. İyi bir sezon başı kampı geçirdiği zaman. Peki o zaman sana güzel bir soru sorayım. Ben kimim? Tamam. Birinci soruyla başlayalım. Bunun üzerine hemen. Türkiye'nin farklı liglerinde forma giymiş bir oyuncuyu soracağım sana. Arda Turan hem takım arkadaşım oldu hem de rakip futbolcu. Eski takım arkadaşım Mehmet Yılmaz ve Evren Turhan'la ara sıra görüşüyoruz. Baroş'ta iki farklı takımda beraber forma giydik. Hakan Kutlu hem takım arkadaşım oldu hem de hocam oldu. Şey, Emre Güngör. Emre Güngör. Aslında soruyu gördüğümde dedim ki ya Mehmet bunu hemen bilecek. Çünkü şöyle, hani Ankara gücünü dedin zaten Hakan Kutlu ile oynadı. Galatasaray'da iyi oynadı ki yani o şampiyonada galiba oynayan isimlerden bir tanesi de, Avrupa Şampiyonası'nda oynayan isimlerden bir tanesi de. Tabii tabii. Oynayan ismi orada da çok iyi oynamıştı. Beraber de oynadım kendisinden. Çok iyi oyuncuydu, iyi stoper. İyi oyuncu. Harika bir oyuncuydu. Galatasaray evet. Transferi zaten iyi futboluyla evet. Gelmişti. Değil mi? Ankara gücünden. Ankara gücünde. Bu arada Fatih Hoca Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. O da artık oyuncularıyla tabii artık temaslar başladı. Mümkün olduğunca hocalar bir arada olmasalar bile oyuncu grubuna değil mi? Çeşitli antrenmanları her şeyi söylüyorlar. Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıcakla kalın diyerek bu fotoğrafı paylaşmış. Fatih Hoca takımıyla toplu görüşmede. Çok güzel işte yani hocanın hem buradan tekrar geçmiş olsun dileyelim ona Fatih Hoca'ya. Bu görüntüleri zaten bütün takımlarımıza tek tek göreceğiz herhalde. Çünkü oyunculardan ayrı kalıyor hocalar.
Hem oyuncular da hocalardan ayrı kalıyor. Böyle böyle tabii ki hem idman açıklarını hem de şeylerini, normal görüşlerini devam edecekler. Konuşmalarına devam edecekler bu şekilde ancak. Evet, Fatih Hoca da hepimizi çok korkuttu. Evet. Onu söyleyeyim. Çok şükür sağlığına kavuştu. Ve tabii bir an önce işinin başına da döndü Fatih Hoca. Tabii kendisine de dikkat etmesi gerekiyor. Yani hastane sonrası işte hayatta çok şey öğrendim bu süreçten ve çok şey öğreneceğim dedi. İşte yaşınız...